Herkese merhaba. Uzun süredir beklediğimiz Wall of Yenel dün akşam yayınlandı. Yani 5 Kasım 2018 Pazartesi akşamı ücretsiz bir DLC ile yayınlandı. Araçlar ATS'de DLC şeklinde paylaşılıyor. Ama ücretsiz güncelleme ancak böyle. İleride bu farklı bir durum olabilir. Çünkü ATS çıkarken SCS şöyle demişti. İşte bu oyunun gelişimi cüzdanınıza bağlı. O yüzden bütün eyaletler parayla gelecek, parça parça. İşte araçlar şu an bedava ama ileride eski, klasik, başka şeyler, böyle bambaşka şeyler olursa belki ücretli olabilir ama bilmiyoruz şu an. Şimdi herhangi bir mod kullanmıyorum. Volvo VN'in 300 modelini, DK versiyonu görüyorsunuz. Şu an New Mexico Farmington'dayız. Model olarak bir şey söyleyemeyiz ve birkaç hata da var hatta şu an. DK'de dingili kaldırdığınızda gidemiyorsunuz orta aksı. Birkaç işte ışık sorunları vesaire var. Astığınızda onları kırmızı olarak çıkıyorlar. Bunlar ufak bir güncellemeyle düzeltilir. Bir sıkıntı değil yani, bir problem değil. Çünkü biz bunu 3 yıldır bekliyoruz. ATS'nin çıkış tarihini baz alırsak çok uzun süre bekledik. Hatta işte 2-3 ay önce gelmesi gereken bir araçtı ama gelmedi. Şimdi cuma günü belki Special Transport DLC çıkar. Artık çıkacak gibi o da. O da geç kalınan bir çalışma aslında. Ondan sonra tabii Baltık ülkesini bekleriz ama yine de Volvo VNL çok uzun süredir beklediğimiz ve tadının kaçtığı bir güncelleme oldu. Şu an geldi, çok güzel. Hatta dün akşam şey geldikten sonra bir yayın yaptık. Ama tadı yok. Hani şey, çok bekliyorsunuz. Neden bekledik diyeceksiniz. Bilmeyenlere söyleyelim. Şimdi Volvo USA var, Amerika tarafı ve Volvo işte Avrupa tarafı var. İki ayrı farklı firma, tam marka olabilir ama sonuçta işte Amerikan pazarında başkaları yürütüyor bu işleri. Öncelikle bu kamyon üreticilerinde biraz farklı sorunlar var. Yani Selçuk abiyle yanında hep bunu konuşuyor zaten. Araba markaları gibi değil işte, Mercedes arabası veya bilmem ne arabası gibi değil. Biraz farklı davranıyorlar. Farklı istekler olabiliyor, anlayamıyorlar olayı. Aynı diğer o markalarla aynı oyunda yer almak istemiyorlar. Böyle durumlar var. O yüzden Volvo VN'i çok bekledik. Oyunda sadece Kenworth ve işte Peterbilt vardı. O da Packard firmasının. Packard Traximeter diye geçiyordu. Aynı ETS'ye öneren işteyi beklediğimiz gibi bir sıkıntı var. Ama bu yılın başında bu sorunların çözüldüğünü söylemişlerdi. İşte birkaç mesajla böyle imalı onları söylemişlerdi. Daha sonra işte bu Oregon videolarında falan trafikte dolaşmaya başladı Volvo yani. Artık dedik yani geliyor demek ki. Testleri falan başladı. Geldi. Volvo USA'de işte böyle sadece bizim aracımız olsun demişler oyunda, söylentiler sadece. Kenworth Peterbilt olması vesaire, onların olduğu oyunda olması şeklinde böyle garip söylentiler çıktı ama arkada ne konuşuldu, ne yapıldı bilmiyoruz. SCS sırf bu lisans olayları için bir departman kurdu, çalışanlar işe aldı, onları gönderiyor. Bu fuarlara, etkinliklere gidiyorlar. Bu yıl çok açtılar zaten o konuda. Bu zaten fayda sağlıyor. Onlarla konuşuyorsunuz, tanışıyorsunuz, iletişim kuruyorsunuz, haliyle oyun tanıyorlar. Yoksa tanıtmadan olmaz. Çiftçilik simülasyonu Farming Simulator bu olayı çözdü, bitirdi. Araba olayı zaten, yarış simülasyonu bu olayı çoktan çözmüş durumdalar ama bu olayda olmuyor yani. Kamyon olayında sıkıntı var. Yavaş yavaş çözülüyor. Farklı oyunlara farklı markalar geldi. International Lone Star gelecek önümüzdeki yıl ama şu an lisansı işte alındı artık, biliyoruz ama beklentiye girmeyin bence. Her yıl bir araç gelmesi çok sıkıntı oluyor. Yani her yıl bir aracın gelmesi çok. Oyunda araç sayısı eksik ve çoğu kişi bu yüzden oynamıyordu. Volvo VNL biraz daha modern bir araç. Tasarımıyla, kokpitiyle. Kokpiti zaten Volvo F2009. O yüzden hani yabancı bir şey değil. Hatta işte YouTube'da yayın yapan çoğu tırcının tırı zaten Volvo VNL. Yani biz de gitsek mesela, diyelim atıyorum, ne kullanırsın? Bunu kullanırsın. Şimdi bu eski nesili, yeni nesil gelecek mi? Yeni nesili ATS çıktıktan sonra tanıtıldı. Dedik ki işte geç kalınıyor. Adamlar yeni markalarında yeni modeller üretiyorlar. Bu sefer sen şimdi eskisini bekliyorsun. Tamam, geldi, çok güzel. Hataları var diyoruz. Bunları geçin. Yani şu an beklemekten iyidir. Oynayın yani. Yeni nesili gelir mi? Yani bence gelecek ama onunla ilgili bir beklentiye kapılmayın. Bir yani beklemeyin pek. Sabırsızlanmayın, gelecek mi gelmeyecek mi sürekli sormayın. O yüzden onun sırası vardır. Onun için de bir şey yapmışlardır. Onun modeli çok daha güzel. Ekranda göreceksiniz, çok kaliteli bir araç gibi duruyor. Diğer Vinia falan farklı modelleri de var. Ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Model kalitesi mesela yeni Scandic gibi olabilir. O da var. Çok güzel olur bence. Harika olabilir o. Ama şimdi bunda bir sıkıntı yok.
Bu yıllar boyunca zaten bizi ne kim idare etti? İşte aidiyetin modu vardı Volvo yani 670. Onda bir sürü seçenek var. Şu an o kadar seçenek bunda yok. Şimdilik böyle. Onda 8x4 seçeneği falan var. Farklı aksesuarlar var. Farklı animasyonlu işte direksiyon açılıyor vesaire. Bir sürü parça var. Çok fazla özelleştirme var. Onu kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir sıkıntı yok yani. Çünkü onu kullandığımız için zaten acayip geliyor bu araba şu an. Mesela Mantek sürü altında gelecek. Yine acayip gelecek. Ama yeni Scania farklıydı. Sonuçta ilk kez işte geliyor vesaire. Modları çıktı ama biraz garipti. Bir de kalitesi çok ayrıntılı olunca işte en alttan en üst seviyeye kadar böyle çok farklı parçalar vardı. O yüzden iyiydi. Şimdi biz bir iş alalım bu Farmington'dan. Videoda böyle farklı araçları göstereceğim. Farklı kabinlerini. Ama şöyle direkt hakkında kısmından böyle bir özet geçelim. 300, 730 böyle, 780 böyle. Mesela burada ya çok fark yok. Aksesuar olarak hani parça olarak çok şey yok. Bu yoşaka zaten takılıyor da. Daycap'te mesela 3 farklı böyle şey var. Rüzgarlık var. Korna takabiliyorsunuz. Havalı korna şeyle takabilirsiniz. Buraya standart kabin ışıkları diyor. Bu şeye yani şu kısma takılan. Arkada egzoz değişebiliyor bu şekilde. Tabii dışarıda kalmıyor, arkada kalıyor. Bu daha iyi oluyor çünkü diğer tırlarda biraz şey farklı oluyor. Görüşü biraz engelliyordu aynı da. Kapı kolları zaten bu şekilde değişiyor. Kenarlıklar yine aynı şekilde değişiyor. Lastiklerde bir şey yok. Çamurluklar yine aynı şekilde 3 farklı modeli var. Şurada mesela ya böyle uzatabiliyorsunuz rüzgarlığı. Ondan sonra zaten oversize yükler için bu şekilde bayrak takabilirsiniz. Aşağıya bir yazıyı takabilirsiniz. Tampon seçeneği çok fazla. Ya bunlar da var mesela koruma demirleri. Yakışıyor, güzel olmuş. Bu tamponlar bayağı fazla. Hoş yani. Krom olur tamamen ya da renkli olur, boyamalı olur falan değişir. Bu deflektör sineklik olayı da var. Izgaralar değişebiliyor. Aynalar iki farklı modeli var. Yine normal aynalarda şöyle 3 farklı tasarım var burada. Şimdi krom standart olan. Bir de boyalı oluyor. Bir de özel olanı var. Böyle biraz da öne yaklaşıyor. Bu iyi oluyor. Yani daha fazla görüyorsun. Tabii ben bu formda kullanmıyorum ama ne de güzel olmuş. Kokpit böyle. Tasarım olarak hani stok renkler var genelde. Ya bu biraz garip gelebilir. Biraz biz şey gri, siyah, krem rengi şeyleri daha çok seviyoruz. Bu da güzel olmuş ama ileride artabilir bu tür seçenekler, onu da söyleyelim. Boyamalarda zaten var olanlar hepsi uyumlu şu an. Şanzıman olarak şimdi bu aracın kendi şanzıman sistemi var, iShift denilen. Ben onunla kullanıyorum ama Eaton ve işte bu Alice'ın şanzımanları da var şu an. Volvo ve Cummins motorları var. İsterseniz Volvo kullanın, isterseniz Cummins kullanın. Sesler tabi kısmen değişebilir, biraz farklı olabilir. Şasi olarak da zaten görüyorsunuz. Short diyor, long dediğin zaten şasi değişmek zorunda. Bir de zaten biliyorsunuz bu şekilde araç var. Yani bunlar da bu yarışıklarını koyabilirsiniz. Buraya taktığınızda burada bir sıkıntı var. Bunu düzeltecekler, birkaç hata da var. Düzelecek onlar. Önemli değil yani, tekrar söylüyorum. Yeter ki olsun. Mesela bunlar şu çamurluk kenarları vesaire ekleyebiliyorsunuz. Güzel olmuş. Hani özetle Volvo Vienel böyle. Şimdi işimizi alalım. Yine forumu böyle bu şekilde ayarladım. Gösterge işte bu yol bilgisayar olduğu yer turuncu gerçekten de öyle. O yüzden garipsemeyin. ETS1'deki gibi zannedenler falan var böyle. Basit kalıyor ama öyle yani. Eski bir araç sonuçta. Mesela şurada şimdi biliyorsun vites şeyi var ama biz göremiyoruz nedense bu oyunda. Bütün araçlarda öyle. Ben yani mantıklı bulmuyorum zaten. Böyle çok anlamsız özellikler var biliyorsunuz. Onların bence yani gelmesi gerekiyor yani. Şimdi tamam ya animasyon şeyini görsek ne olur, görmesek ne olur diyebiliriz ama bunlar özellik işte. İnsanları biraz şey yapıyor. Kabinde aksesuarlar geldi mesela, çok güzel. Daha fazla animasyon olsun, tuşların böyle komple çalışması oyuncuları iyi hissettiriyor. İstiyorlar.
Biraz şimdi araç seri, hızlı. D-Cab kullanıyoruz ama hani diğerlerini kullandık. Biraz seri, biraz daha modern görünümlü. Çoğu kişi biraz daha oynayabilir ATS'yi. Ama Volvo V'nin gelmesi pek bir şey değişmiyor. Sonuçta yine araç sayısı az ve işte şimdi aldığınızda base map'te Kaliforniya, Nevada ve ne geliyor? Arizona geliyor. New Mexico ile Oregon'u satın almak zorundasınız. Bu arttıkça bu sayı sıfırdan başlayacak oyuncularda biraz sorun yaratacak. Hatta şu an yaratıyor bile diyebiliriz. Parça parça olduğu için kafa karışıklığı yaratıyor. Yani parası önemli değil aslında olayda. Çok fazla şey oluyor. Şimdi mesela bu haliyle harita dahil olsa standart sürme direkt aldığınızda o gelse yani çok daha iyi olabilirdi. Belki ilk izlenim, ilk çıktığında oyun şimdiye kadar olan o süreç biraz daha iyi olabilirdi. Hem aracın eksik olması hem haritanın daha küçük olması ama çok güzel ama işte yani bunu anlatamazsınız. Bu araç olaylarından hani bezdik artık ya, yani herkes bezdi. Yani Eurocoach Simulator'ı hiç dahil etmeyelim bile, yani konuşmaya gerek yok. Çok uzun sürüyor yani, her şey çok uzun sürüyor. Yılın sonuna böyle biriktiriliyor. Ya tamam biliyoruz, yılda 2 güncelleme, 3 güncelleme daha iyi olur. Çünkü modlar uyumsuz oluyor. Tekrar uyarlanması falan biraz oyun o şeyi kırılıyor. Ama yine de bir şeyin çok geç gelmesi problem yaratıyor. Aslında çok zor işler gibi de değil. Ama işte bekliyoruz hep. Yani bu aracı biz lisans ne zaman çözüldü? O an gelse olmaz mıydı mesela? Şimdi geldi. Tam Special Transport gelecek, biraz daha güzel olacak. Oregon çıkarken de yanılabilirdi, yani çıkabilirdi. Bu güzel olurdu. İnsanlar işte yeni bir araç geldi, Oregon'da var. Şimdi Special Transport çıkacak. İlgi. Multiplayer olayında yine bir şey değişmez. Boşuna şey yapmayın. Çünkü oyun dünyasında şimdi şey, yani bu topluluk ikiye bölünüyor bu olayda. Sıkıntı o. İkiye bölündüğü için olmuyor. Yani World of Tracks'ı şu an birleşse iki oyun. Belki biraz daha farklı olabilir. Sanal şirket olayını getirmek istiyorlar bu yıl sonunda gelirse artık. Bir de bu profillerimizi iki oyuna birleştirmek istiyorlar. Yani bir şirket olacak, bir profil olacak. İşte Amerika şeyi ayrı, departman şey diyelim. Avrupa ayrı. O çok güzel olur mesela. Yani böyle bir şey de olabilir. Ama tek bir oyun olsaydı bu kadar sorun yaşamazdım belki de. Ya insan bir oyunla uğraşmak istiyor. Öyle bir sıkıntı var. Ondan herhalde. Normal kornası bu. Havalı da bu. Yine stop sesler herhalde. Bir de biliyorsunuz ses motoru güncellemesini bekliyoruz. O nasıl olacak? Ne zaman gelecek? Yine yersiz. Daha duyurulmadı bile çünkü SCS'nin blog sayfasında. Çünkü zaten onlar bitirmedikçe, bir yere gelmedikçe duyurmuyorlar öyle şeyleri. DX11 de bekliyorsunuz ama hiç konuşmayalım. Hep bekleyeceğiz işte. Yani şimdi Truck Simulator 19 var biliyorsunuz. 14 kısmına çıkacak. O oyunda Mac de var, M-Word da var. Mac'in 3 farklı modeli var. Hani anten var, pinnacle var vesaire. O araçlar ATS'ye gelse, hani bir tanesi gelse bütün günü zaten bir yıl bekleyeceğiz. Üçü gelse 3 yıl beklemek zorundayız gibi bir algı var şu an millette. Baya baya her oyunda, iki oyunda da bak böyle bir algı var. Çok kötü. Volvo VNL trafikte dolaşıyor mu? Evet, dolaşıyor trafikte. Zaten bunu yine Oregon videolarında görmüştük. Trafikte var yani. İlk kez yani yıllar sonra trafikte farklı bir marka var. Mossuz şekilde oynadığımızda da çok ayrı bir olay.
Şimdi Volvo VN'nin 730 kasasına geçtik. Ağır nakliye yapalım. 600 beygirlik bir araç yaptım bunu ben. Hani bu işler için, hatta işte bu şey de geldiğinde, Space Transport. Bunu da kullandım ama daycap daha iyi oluyor aslında, ama neyse. Çünkü manevra onda yüksek, daha kısa olduğu için. Doğru sıra zaten yine Special Transport'ta kullanılmaya devam ediliyor, çünkü işte farklılıklar var. Bilgi sayısı fazla olması gerekiyor, uzun olması gerekiyor vesaire. Sağ dönüş serbest zaten. Şu an 59 ton çekiyoruz teleskopik yükleyici. Çok ağır, çok büyük ya bu. Bayağı en büyük zorundan. Limanlarda kullanılan. Zaten biz de şeye gidiyoruz, Auckland'a gidiyoruz limana. Şimdi bu dolaplara bir sürü şey koyuyorlar.
dinliyorum yatakta olunca arkada. Her neyse, şimdi biz diğer araca geçelim. Orada bakalım ne olacak kendi kişisel dosyamızda. Volvo VNL 780. Bu yani direkt standart model mi diyelim buna? Herkesin böyle tanıdığı bir model. Daha yüksek. Yukarıda galiba bir yatak daha var. Aynen o açılıyor. İşte sehpa falan da var. Ya şuradaki kapının ışığı da yanmıyor işte. Onu bekliyorsanız çok beklersiniz. Sonraki Amerikan Taximeter videosunda muhtemelen Special Transport DLC'sini test edeceğiz. Görüşmek üzere diyelim. Volvo VNL adresi oyuncularına ayırlı olsun. Hoşçakalın.